maçının ardından tırnak içinde epik tabir edebileceğimiz bir de Antalya mücadelesini geride bıraktı ve şimdi rakip Adana Demirspor olacak. Sezon başında iki takım karşılaşmıştı hazırlık maçında. Evet. Hatta spordan canlı naklen ekranlara getirmiştik ve o karşılaşma 1-1 bitmişti. Tabii ki o günden bugüne ciddi değişiklikler var takımlarda ama o gün bu akşam nasıl bir mücadele beklersin? Yani o hazırlık maçında Beşiktaş'ın golünü atan Enkudu bugün yok. Evet. Adana Demirspor'da da muhtemelen golünü atan o hazırlık maçında Hasan Boulanga'ydı. O da yedek oluyor genelde. Bu arada o bilgiyi şimdiden madem sen değindin aktaralım. Birazdan muhtemellere bakacağız ama Balotelli şu anda oynayabilecek durumda görünse de durumu maç saatinde belli olacakmış. O oynamazsa Hasan Boulanga oynar. Hasan Boulanga 11'de olabilir yani. Tabii ki o bir hazırlık maçıydı. Farklı bir havada geçti. Evet. Adana Demirspor'un lige başlangıcının böyle kötü olacağı beklenmiyordu açıkçası. Yani en azından ben beklemiyordum bu denli kötü başlangıç yapacağını. Samet Hoca çok erken ayrılık yaşadı Adana Demirspor'da. Yani bence hani Samet Hoca'nın hani kredilerden bahsediyoruz burada. Samet Hoca'nın kredisi gerçekten 3 hafta, 4 hafta mıydı yani? Bunu da konuşmak gerekiyor. Orada hocaya dayalı düzen, oyuna dayalı düzen, yönetime dayalı düzenler olur. Biraz orada oyuncuların öne çıktığını görebiliyoruz bu kararlarda. Beşiktaş, senin de dediğin gibi epik bir galibiyet diyebiliriz bence Antalyaspor maçına. Şöyle ki, şimdi hep yorgunluk vesaire teknik adamlar bunlardan bahsediyor tabii ki ama bu bizim ligimizin biraz da fizik kalitesinin düşük olmasından sebep bundan kaynaklı. Öyle deme ya. Şimdi Dortmund'un fizik kalitesi 3 gün sonraki maçı oynamaya da müsait. Ya da Chelsea'nin 3 gün sonraki maçı oynamaya da müsait o kadrolar ama. Eintracht Frankfurt'ta mesela aynı kadroyla çıktı bu hafta. İşte fizikte biraz fizik kondisyon olayı. Bizde bir de rotasyon sevilir. O var ama üst üste 3'er gün arayla oynayacaksınız. Ve şimdi Antalyaspor, Adana Demir, Altay 3 gün rotasyon sonra rotasyon denk oyuncularla yapılırsa makul bir şeydir. Şimdi oraya değiniyorum. Şimdi Beşiktaş'ta bu şöyle yapılmak istendi ki hani kanatlarda Gökhan Töre, Kenan Karaman ikisi de gayet daha önce de 11'de oynamış oyunculardı ki Gezal'ın ilk haftalarda henüz skor katkısı yoktu. Gökhan Töre'nin orada hani Gezal üst seviye bir performanstayken Gökhan Töre oraya atıldı gibi bir durum da yok. Kenan Karaman 11'de oynamıştı zaten vardı iki maçta. Hani çok alternatif diye tabir edebileceğimiz oyuncular değil yani. Buna 11'e de atsanız oynayabilecek oyunculardı. Performans önemli olan burada. İkisinin performansı Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyununun savunmayla açıklanabilecek örneklerinden değil. Yani savunmayı ayrı tutuyorum. Savunmada Necip'in sakatlığı çok etkiledi. Yani mesela orada Mehmet Topal'ın sakatlığı Beşiktaş'ı o kadar etkilemez. Necip'i sağa da koyarsanız stopere koyuyor. Esas değil midir? Hani savunma dörtlü, üçlü, beşli neyse o oturduğu zaman takımlar daha doğru işler yapar deriz. Evet. Şimdi Beşiktaş bu maça kalede Mert değişti. Sağ bekte Necip. Stoper'de Mehmet Topal, Montero. Montero. En sol falan. Beş oyuncudan üç tanesi değişik. Bu arada o üç oyuncunun iki tanesinin banko mevkii orası değil. Necip sabit sağ bek midir? Değildir. Necip'in mevkisi şu an kendisi de bilmiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Normal Necip orta saha oyuncusu. Ama orada da kullanıyoruz. Orada da iyi stoperde, işler yapıyor. Stoper kullanılıyor. Topal da orta saha oyuncusu, stoper. Yani bu kadar ciddi bir değişimin yaşandığı maçta bence yine ki bu arada üstüne sakatlıklar geldi zaten. Tabii. Şimdi onunla evet, evet. Şimdi bir kere zaten Necip'in sağ bek oynaması mecburi. Yani Rozier'in hastalığı olmuştu. Mehmet Topal hani orada da baktığımız zaman Vida ve Wellington yoktu. O da mecburi aslında. Bu arada Necip özür dilerim araya gireyim. Rozier olsaydı Topal olmayacaktı. Tabii. Necip, Rozier yani, olsa Necip Montero olurdu. Çünkü Necip Montero'nun örneği var. Ama Mehmet Beşiktaş Topal maçı var. Alternatifin alternatifini üretmek durumunda kaldın yani. Tabii. Şimdi bugünkü eksiklerde de aslında Vida yok, Necip yok, Umut Meraş yok, Mehmet Topal yok. Yani bir ihtiyaç dahilinde savunmada oynatabileceğiniz 4 tane oyuncunuz yok. Evet. Beşiktaş sahaya kimle çıkacak? Rose, Wellington, Montero, Rıdvan. Yedek kulübesinden alabileceğiniz tek isim kim var? En sakalı. Evet. Yani hani iki oyuncusunu nasıl Antalya maçında sakatla kurban verdi Beşiktaş?
aynı durum yaşansa bugün sadece Nsekala girebilecek oraya. Şimdi, Akiba dahil oldu, stoper oynadı. Ama şöyle en azından Montero Wellington savunma ikilisi. Evet. Baktığımız zaman Ersin kaleye dönüyor. Şu an ideal kadro zaten. Evet, Rıdvan, Montero, Wellington, Rozier, Josef, Salih, Pjanic, Gezal, Larin, Batshuayi. Şu an idealin dışında burada sadece şu gözle bakılıyor. Vida nerede dersiniz? Yani hani evet, mesela evet, Vida sağlıklı olsa oynamasa Vida 11 evet. Oyuncusu dersiniz. Onun dışında Alex Teixeira sağlık konusunda zaten 3 yerli oynatmak zorundasınız. Bir şekilde tercih yapacaksınız. Atiba dinlendiriliyor. Zaten şimdi, yerli. Tabii. Şimdi Beşiktaş Dortmund maçında şöyle bir seviyeye de çıktı. Süper Lig ortalaması 107 kilometreydi koşu mesafesi, kat edilen mesafe açısından. Dortmund maçında bunu 115'e getirdi. Biraz fazla efor sarf etmeniz gerekiyor tabii ki. Beşiktaş mesela çok mücadele etti olarak görüyoruz. Dortmund 120 kilometre koştu. 5 kilometre fazlası vardı mesela. O seviyelere çıkmamız gerekiyor. Antalya Spor maçını şimdi ilk devresinde Mehmet Topal sakatlansaydı, Necip sağda kalsaydı bu denli problem olmazdı. Çünkü Necip'i stoperde de oynatırsınız, sağ bekte de oynatırsınız. İki bölgede de oynatırsınız. Ama Necip ilk sakatlanınca Mehmet Topal sağ beke geçti. Josef stopere geçti. İşler tam orada karıştı işte. Sergen Hoca da maçın sonunda basın toplantısında şunu söylemişti. Sorular çalışmadığımız yerden geldi. İki oyuncu peş peşe, bir sağ bek oyuncunuzu kaybediyorsunuz, bir stopere koyduğunuz oyuncunuzu kaybediyorsunuz. Zaten iki stoperiniz ve bir sağ bekiniz de yok o gün kadroda. Bu denli eksikte de sonuçta bir B planı her zaman olur ama C, D, E'ye gitti yani durum. Sergen Hoca orada bir Josef denemesi yaptı. Ama Josef ne zaman savunmanın önünden ayrıldı ve stopere geçti, Beşiktaş Antalyaspor'u karşılayamaz oldu. Çünkü oradaki görev, savunmanın önündeki görev Pjanić için olmuştu. Pjanić oyunu iki yönlü oynayabiliyor ama merkezde iki yönlü oynayabiliyor. Vallahi bir Josef değil. Tabii. Şimdi ondan bahsediyorum. Savunma başka bir şey. Yani Pjanić savunmaya yardımcı olabilen bir oyuncu. Ama doğrudan bir savunma oyuncusu değil. Şimdi şöyle bir ek yapayım sana. Atiba orada oynuyordu. Josef transfer olmadan önce. Bugün aynı pozisyonu Atiba'yı koy. Kesmeyecek. Josef öyle bir seviye çıkardı ki Atiba bile artık orası için yeterli değil. Evet, küçük bir örnek vereyim mi Josef'le ilgili? Mayıs ayında Murat yardımcı antrenörü, Sergen Hoca'nın yardımcı antrenörü Murat Şahin'le bir röportaj yapmıştım. Murat Hoca'nın bu takıma nedenli etkisi olduğunu en azından Beşiktaş camiası çok iyi biliyor. Murat Hoca şöyle bir şey söylemişti. Ben Atiba'yı sormuştum. Ama orada bir tırnak içinde Josef vardı. Takımın Josef'le birlikte en çok yaptığımız analizlerde, testlerde en çok koşan oyuncusu demişti. Atiba ile ilgili. Josef'le birlikte dedi ama. Yani geçtiğimiz sezon Josef Beşiktaş'ın en çok koşan futbolcusu. Son iki maça bakıyoruz. Dortmund maçını oynuyor. Rotasyona uğramıyor. Antalyaspor maçını oynuyor. Son iki maçında en çok koşan futbolcu. 540 dakika herhalde değil mi? Josef her maçta oynadı. Tüm rotasyona girmedi. Onu söylüyorum. Şimdi Dortmund maçının en çok koşan oyuncusu. Çok yüksek efor sarf edilen bir mücadeleden çıkıyorsunuz. Antalyaspor maçında da en çok koşan oyuncu takımın. Evet. İkinci sırada kim geliyor? Atiba. Yani hani Atiba'nın 38 yaşında Süper Lig'de hala üst seviyede kalmasının nedenlerinden biri bu. Yani bir şekilde bazı eksiklerini koşarak kapatmaya çalışacak. Josef'in o savunma önündeki ön alan baskısı, rakip gelirken yaptığı pres, baskı, rakibi yaklaştırmama ile birlikte işte bu koşu mesafeleri önemli orada ve fizik kalitesini de koruyor. Evet, 90. dakika maçı son düdüğü çaldığında kendini yere bırakıyor ama bir sonraki maça yine aynı şekilde hazır oluyor. Josef Beşiktaş adına sanıldığından çok daha kıymetli bir futbolcu. Ki bunu Antalyaspor maçında gördük. Savunmanın önünden Josef stopere geçti. Pjanić orada kaldı. Beşiktaş neye uğradığını şaşırdı. Bir de tabii ki Mehmet Topal'ın mecburi olarak sağ bek oynaması büyük sıkıntı doğurdu. Mehmet Topal da sakatlandıktan sonra Rıdvan sola geçip Nsekala oraya geçti. Yani ilk devrenin sonunda Antalyaspor'un kaçırdığı bir net pozisyon var. Daha doğrusu Mert'in kurtardığı diyelim ona karşı karşıya. Maç 3-0 olsaydı hikayesi böyle yazılabilir miydi? Belki yazılabilirdi. Çünkü 30 dakika sonunda Beşiktaş öne geçmişti ikinci devre. Yine yazılabilirdi ama çok daha zordu en azından. Evet. Josef'i Fenerbahçe özlüyordur herhalde değil mi? Yani onu sormak lazım Fenerbahçe'ye. Ben Josef'i Türkiye'ye kim getirdi hatırlıyor musun? Vitor Pereira. 2015-2016. Evet. Yani bakıyorsun
Hani şu an Fenerbahçe'nin o mevkide oynayan oyuncuları kötüdür anlamında söylemiyorum. Ama şu an Türkiye'de o mevkinin en iyi adamı Josef de Souza. Evet. Josef'in ilk devrede stopere geçmesi, Mehmet Topal'ın sağ bek oynaması vesaire, bu gibi karışıklıklar. Sergen Hoca deneme yapmak zorundaydı. Josef'i de denemek zorundaydı. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Evet, Atiba belki geçmişinde savunma oyuncusuydu. Yani PSV Eindhoven'da sağ bek oynuyordu. İşte Atiba neden sağ bek oynamadı falan. Ama Atiba'nın sağ bek oynaması, şu an sağ bek oynaması, 22 yaşındaki Atiba ile 38 yaşındaki Atiba'nın sağ bek oynaması aynı şey değil.